Kaydedelim bakalım. Evet. Dört kızımız var. Beş kızımız var. Bir oğlumuz mu var? Evet. Gelenler geliyor. Çiğdem hocam da Zümrem hocam benim. Beraber çalışıyoruz yıllardır. İngilizce Güzel. öğretmenim burada. Çiğdem hocam hoş geldin sen de. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba hocam. Merhabalar. Artık Zoom konusunda uzman olmuş herkes. Aç kapa yapabiliyor herkes. Merhaba Çiğdem Ortaokullardan hocam. biraz sıkıntı oluyor. Ortaokulda olur ya. Ortaokulda hocada da sıkıntı olabilir. Tuşa basma falan, mouse'u kontrol etme. Çünkü ben mouse'u böyle kontrol eden gördüm havada. Zor oluyor tabii. Mouse olduğunu bilmeyen de olabilir falan. Hocam ben O siz daha ev da kötü olur evet. sahibisiniz şu anda. Ben normalde sizi tanıtarak başlayacaktım ama nasıl yapalım bilemedim. Hiç fark etmez. Direkt görüşmeye de başlayabiliriz. Ben birkaç böyle dil bölümüyle ilgili elimden geldiği kadarıyla tecrübeleri aktarayım. Tamam ben o zaman Arkadaşlara fikir vereyim. tamam hocam. Sözü size bırakıyorum o zaman. Buyurun hocam. Şimdi kafamda toparlamam gerekirse şöyle 16 yıldır bir süreç var. Dil sınavlarına hazırlıyorum ben öğrencileri. 16 yıl içerisinde benim bir kere damıtarak çıkardığım en değerli şey bir öğrenci istediği okulu, istediği üniversiteyi kazanıp o üniversitenin tabii pandemi koşulları bittikten sonra inşallah bahçelerinde gezip o şehrin sokaklarında gezmek için yapması gereken şeylerden en önemlisi bence yılmazlık özelliğine sahip olmak. Yılmazlık özelliği nedir? Emre hocanızın da zamanında bazen haylazlık yaparak yılmazlıktan vazgeçtiği durumlar olsa da yine de toparlayıp yani bunu daha böyle somutlaştırmak gerekirse bir test çözdün sonuç kötü çıktı. Bir deneme çözdün 4 aydır çalışıyorsun sonucun kötü çıktı. Veya başka bir matematik çözdün, Türkçe çözdün sonucun kötü çıktı. Sadece dille de sonucun kötü çıkması veya çıkması durumu söz konusu olmuyor. Veya bir sıkıntı yaşadın hayatında. Aşık oldun mesela tam böyle sıkıntılı bir dönemde sınava yakın zamanda. Her şeye rağmen yılmıyorsan, bırakmıyorsan İstediğin üniversitenin bahçesinde geziyorsun. Benim gördüğüm en önemli şeylerden biri bu. Ben bu anlamda sadece dil öğrencileriyle çalışmadım. Özellikle 12-13 yıldan beri de akademisyen adaylarıyla çalıştım. Şimdi siz gelmeden önce onlardan iki tanesiyle başarılı akademisyenlerle de çalıştım. Yüksek lisans ve doktor öğrencileri. Onlarda da mesela moralleri bozulduğunda bırakmayan öğrenciler şu an profesörlüğünü almış, doçentliğini almış arkadaşlarım oldu ve çok keyifli. Yani bu konuşmalar bittiğinde bence en güzel kalması gereken şey kelime, gramer, bağlaç her şey olur. Matematik bile olur yani hayatınızda. Ama ben olsam bu işi sonuna kadar bırakmayacağım ve moralim bozulsa da çalışacağım diyerek bitirmenizi öneririm. Çünkü biz arkadaşlarımla ben de bir dil öğrencisiyim sizin gibi. İlk dershaneye gittiğimizde 75 soruda 11 net yaptım ben. 12 net yaptı bir arkadaşım, 8 net yaptı bir arkadaşım. Ben de bir dil öğrencisiydim. O gün moralimiz çok bozuldu. Döndük dershaneden merkeze. Biz de Bursa Genel Merkeze gidiyorduk dershaneye. Orhan Gazi ilçesine dönüyorduk. Hocaya sorduk işte ne oldu, nasıl geçti sınavımız diye sordu bizim Emre Hoca gibi ve Çiğdem Hoca gibi hocanız. Kaç yaptınız dedi, şu kadar yaptık dedi. İşte, ne yapacaksınız falan dedik hocam işte en fazla hani 11 net. O zaman 100 soru vardı bu arada. Yani 70 yaparız dedik, 60 yaparız dedik ki onlarla da İngilizce bölüm kazanılmıyordu yani. Ki benim de hayalimde Bursa'dan Çanakkale'ye gelmek vardı. Yani gönlümde yatan şehir Çanakkale. Çanakkale olmadıktan sonra beni Paris'e götürseler olmaz diyordum yani. Öyle bir iddiam da vardı, isteğim de vardı. Şu anda Çanakkale'den de size sesleniyorum. Çok güzel bir keyif. Hoca kaç yapacaksınız dedikten sonra biz o yanıtları verince döverim sizi dedi. Hepinize kafa göz girerim dedi böyle. Çok iyi bir hocaydı ama dövüyordu yani gerçekten dövüyordu. Sonra ben 94 yaptım 100 soruda. 96 yaptı bir arkadaşım. Bir arkadaşım 98 yaptı, 88 yaptı ve hepimiz şu anda İngilizce öğretmen olarak hayatımıza devam ediyoruz. Birçoğumuz da istediğimiz şehirde. Tek nedeni o gün yılmamaktı yani. Bence işin özeti bu. Kelime eğitimi, gramer eğitimi, özellikle bu konuda hocalarınız zaten canla başla çalışıyorlardı ki şu anda burada bunu düzenlemeleri nedeni de bu. Size yarar sağlamak. Yani kelimeyle ilgili ve diğer konularla ilgili bu konuşmanın içerisinde kısacık sığdırabileceğimiz bir şey yok ama
Sizin sormak istedikleriniz varsa soru cevap şeklinde ilerleyelim benim bu girişimden sonra. Ama yılmazlık kısmını kafanızın bir yerine mutlaka koyun ve hep düşünün. Çiğdem Hoca'nın sesi gelmiyor şu an. Konuşuyor galiba. Sizin var mı sorularınız arkadaşlar? Onlar tabii gerilim var herhalde, ben yardımcı olayım hocam. Tabii mesela kendim şimdi siz böyle konuşmaya başladığınızda hani kendim o zamanları döndüm, böyle bir düşündüm. Hani gerçekten de sadece bir dershaneye gidip hani bir derse girip çıkmak değil de bayağı bir hayat birlikteliği gibi olmuştu. Çünkü evet. Mesela şöyle örnekler vermem gerekirse ne bileyim, mesela ben siz hocam Gökçeada'ya gelmiştiniz. Sonra şey zor bir gemi yolculuğunu şey evet. Atlatarak biz her hafta sonu Gökçeada'dan Çanakkale'ye gidip geliyorduk arkadaşlar. Bir de ben gideyim dedim, ne yapıyorlar bunlar diye hatim indirdim. Bütün Kur'an'ı baştan sona kadar okuduk yani o feribotta. Şey, bizim arkadaşlar o konuda şey şanslılar okulları gereği. Şimdi şey mesela moralimiz bozulduğu anlar oldu, ne bileyim. Hatta dediğiniz gibi öyle kız arkadaşlarımız yaşadığımız sorunları bile hani size anlattık. Beraber simit yedik, çay içtik. Hatta belki hatırlarsanız şey yapmıştık. Sizin evinize geldik. Beraber balık pişirdik, yedik falan. Hep halı sahalara giderdik. Yani bayağı her anlamda... O gün hatta biri kolayı döktü. O bizi bayağı sıkıntı yapmış sonradan. Ev arkadaşlarıma karşı bahçup etmiştiniz. Onlar oluyor, oluyor şeyler. Sıkıntı yok. Ben de yılmadım yani. Ama yani dediğiniz gibi bir şekilde sonunda kararlı olursanız, o çalışmayı yaparsanız biz de burada şey yapacağız. Yarın ilk mini denemeyle başlıyoruz. İlk mini denememizi yapacağız. Sonuçlar bilmiyoruz şu an ama işte kaç çıkarsa çıksın onu değerlendireceğiz. Yani ben şeyi söyleyebilirim burada ek olarak. Yani her denemeyi alıp bakmak, yani çöpe atmak değil de onu incelemek çok önemli. Yoksa geçen günkü yayında da olanları vardı, oradan da biliyorlar. Yani biz de KPSS'ye hazırlanırken de mesela öğretmenlik gidiyorduk eğitim bilimlerine, bir türlü o netler çıkmıyordu falan ve hep düşük geliyordu falan. İşte bırakmamak önemli diye düşünüyorum o noktada. Bir de şey geldi hocam, biz voleybol maçlarına gittiğimiz için bizi bayağı bir azarlamıştınız. Dershaneye gelmeyip de Balıkesir'e gittik diye. Yani bunların hepsi oluyor öğrencilikte. Hani hayatın, sosyal hayat var, diğer ihtiyaçlar var. Biz böyle şeyleri biz de aslında sizinle çok paylaşmak istiyoruz ama bu pandemi öğrencisi olduğunuz için az önce bahsettiğim gibi örnekleri ben sizinle yapamıyorum maalesef. İnşallah ilerleyen günlerde olacak. Hocam o zaman Uğur Dershanesi'ndeydi. Sonra Dilko'da çalıştı. Şimdi kendi adı değişmedi ama İDA mı? Sinan Verbaz Akademi. Değişti mi? Sinan Verbaz Akademi. Şimdi kendi evet. Yerinde yıllardır YDS, ÜDS, KPDS, işte şimdi YÖKDİL falan şey yapıyor. Görebilirsiniz zaten. Birçok defa da 80 ya paylaşıyorsunuz hocam, insanın moralini bozuyorsunuz. Geçen yayına kimler katıldı? Sizden özellikle ben bahsetmek istedim orada. Katıldınız mı yayına? Vardı güzel. Torlu Kırsa, Elif Sude. Yani oradaki başarılar olabildiği kadar azimle çalışan öğrencilerin sonuçları. Yani kelime çalışılır, gramer çalışılır, bağlaç hepsi çalışılır. Hocaların zaten o konuda yani size bayağı değer veriyorlar. Hani 6 tane öğrencisiniz, özel ders gibi bir imkan bence bu devlet ortamında, devlet okulu ortamında. Onlar gerekeni yapacaklardır. Benim hani söz vermiş gibi de olmayayım ama elimden geldiği kadar bu süreçte ben de uzaktan farklı konularda destek vermeye çalışacağım. Böyle kafamda küçük şeyler oluşmaya başladı. Yayınlarla ilgili, çalışmalarla ilgili. Buradaki esas mesele onu söyleyeyim. Aklıma ne söyleyeyim diye düşündüğümde öğle vakitlerinde. Bir kere arkadaşlar 11. sınıfsınız diye biliyorum ben sizi. Yani yarı dönem bitti artık, 12. sınıfa doğru yol alıyorsunuz. ÖSYM'nin her zaman çıkmış soruları en değerli olan sorularıdır. Yani çıkmış sorular çıkacak sorulardır. Bazen şey oluyor insanlarda sona doğru yaklaştığında, ya çıkmış sorular tekrar çıkar. Ben size şöyle söyleyeyim. Birebir aynı soruları sorduğu yıllar var. Yani bir make-up soruluyor, soruluyor, soruluyor. Tekrar dönüyor, soruluyor. İşte bir give-up soruluyor, soru tekrar sorulabiliyor. O yüzden çıkmış sorular kesinlikle çıkacak soruların garantisidir. Yani çıkmış soruları 2022 Haziran ayında büyük bir ihtimalle sınava gireceksiniz. Sizin ezberlemeniz gerekiyor. Yani
Bir, yılmayacaksınız çalışmaktan. İki, çıkmış soruları hangi yılda hangi soru var ezberlemeniz gerekecek. Bunun dışında kaynak hangi kaynak diye soracak olursanız, yani çalışma kaynaklı olarak hangi kaynak diye soracak olursanız, çıkmış sorulara en çok benzeyen sorular olacak. Yani siz önümüzdeki dönem mutlaka bir YÖKDİL sınavı yapılacak 29 Ağustos'ta mesela. Girebiliyorsunuz. O 29 Ağustos'taki sınava girmeniz lazım. Sonra 10 Ekim'de bir tane YDS yapılacak. Ona mutlaka girmeniz lazım. Bunlar ÖSYM'nin yaptığı, özellikle YÖKDİL sizin gireceğiniz YKS dile, YDT'ye daha çok benziyor. Yük ağırlık olarak, soru tipi olarak benzeyen %70'i benziyor. Ağırlık olarak da sınav ağırlığı, zorluğu olarak da çok benziyor. O sınavlara girerek, o sınavlardaki soruları çözerek ve gerçek sınav deneyimi, altını çizmek lazım. Yani gerçek sınav deneyimi yaşamak, okuldaki denemeden ve benzeri gittiğiniz bir kurumdaki denemeden, kendi yaptığınız denemeden çok farklıdır. Yani sınav gözetmeni eşliğinde bir sınava giriyorsunuz. Yani sizin şu anda en az iki tane sınavınız var. Büyük bir ihtimalle yeni dönemde Mart'ta ve Nisan'da da 2022'den bahsediyorum. İki sınav daha var. Bu dört sınavın en az ikisine, bence mümkünse dört tanesine, maddi imkanlar ve benzeri şeyler el verdiğinde girmenizde çok büyük bir yarar var. Yani yılmadan devam edeceğiz. ÖSYM'nin çıkmış sorularını çözeceğiz ve ÖSYM'nin sınavlarına, dil sınavlarına, YDT'ye benzeyen dil sınavlarına gireceğiz. İşin temel özetleri bunlar. Onları zaten hocalarınız süreçte size söyler, hatırlatırlar. Genel anlamda yapılması gereken şeyler bunlar. Tabii bir de dil öğrencileriyle ilgili bence en önemli noktalardan bir tanesi matematiğini çok erken zamanda halletmeye çalışmak. Yani gerçekçi olmak lazım. Matematikten korkmamak lazım ama matematiği de çok fazla ileriye bırakmamak lazım. Yani okuldaki dil öğrencileriyle ilgili matematik dersi ne kadar ne değildir, müdürden bunları talep etmek lazım. Arsız bir şekilde hem öğretmenler olarak, hem öğrenciler olarak, hem veliler olarak. Matematik ders saatini İngilizcenin hepsi kadar olmayabilir ama en az %50'si kadar matematik dersi yapmak lazım. İşte problemler mi çözeceksiniz, işte denklem mi çözeceksiniz, belirleyip 20 soruyu sınavda görmek gerekiyor. Bizim Çanakkale'de geçen sene, 2 sene önce bir dil öğrencisi vardı. 80'e 80 çıkardı, 0. Yani 0 yalnız çocuğun. Matematik ve Türkçe'yi önemsemediğinden dolayı 12.000. olabildi. Normalde 80 doğru yapan bir insan, önceden emredebiliyor onları, full yapanlar, Türkiye'de ilk 1000'e girerlerdi. Hatta bence 100'lere girerlerdi. Şimdi Leyla'nın 115 olması gibi. O yüzden matematiğe şimdiden, yani ya Eylül'de başlarım, yani Ağustos'ta başlarım, yok. Hani Mayıs, o bile şüpheli. Yani Nisan ayı matematik hemen başlanmalı. Ve bu konuda matematikte en güzel çalışma şekli bence öğrencilerin derste öğrendiklerini birbirleriyle birlikte çözerek çalışmaları. Yani bu konuda en önemli yardımcı matematik öğretmeni değil aslında. Matematik öğretmeninden öğrendikten sonra derste bir araya gelip, hadi bakın problem çözelim, hadi bakın işte biraz şu denklemlere bakalım, hadi üstü sayılara bakalım. Bu gibi şeyler çok değerli oluyor bence süreç içerisinde. Çiğdem Hocam sen nasılsın, iyisin? Seninle de tanışalım. Merhabalar hocam, ben Çiğdem Öztürk Ergül, okulumuzda İngilizce öğretmenim Emre Hocam, Zümre Hoca, Zümremiz. Yani 5. yılım herhalde bu okulda. Evet, aynen 5. yılım. Oy maşallah. Dil bölümü öğrencilerimiz de yani yeni geçen sene oldu ilki. Bu öğrencilerimiz de 2. grubumuz. Evet. İnşallah onlarla da güzel şeyler başarırız. Sağ olun, sizleri de geldiniz, katkı sağlıyorsunuz. Böyle toplantılar bizler için çok değerli. Öğrencilere gerçekten ilham kaynağı oluyor bazen. Belki aynı şeyleri bizler de söylüyoruz ama böyle deneyimli birinden, bir öğretmenden duymak çok daha etkili olacaktır. Bir öğretmenden bunları duymak da çok güzel benim için. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam, sağ olun. Senin böyle zorlandığın şeyler var mı? Yardımcı olabileceğimiz öğrencilere destek anlamında, fikir anlamında birbirimizle telakki edebileceğimiz? Ya, muhakkak tabii oluyor ara ara. Emre Hocam'la paslaşıyoruz ama bundan sonra sizden de faydalanmak isterim hocam. Her zaman. İnşallah. Telefonum da var yani, zaten onda. Tamam. Emre Hoca'yla ben Emre'nin sayesinde şey yaptım, hani tanıdım. İnşallah bundan sonra iletişime geçeriz. Tabii ki ihtiyacımız olan şeyler oluyor, olmuyor değil. Birlikte güzel şeyler başarabiliriz hocam. Zaten çok güzel İnşallah şeyler hocam. Başarmışsınız. Ben haberini aldım. Yani devlet okullarındaki öğretmen arkadaşlarım bu işin esas önde gelenleri diye düşünüyorum. Yani o durumlarda, yani şunu söyleyeyim, çok net bir şey var. Devlet okulunda çalışıyorsanız iş yükünüzün dışında başka yüklerinizde var. Bu böyle. Yani
belgeler var, sınıf defteri. Mesela biz de kurs olarak sınıf defteri doldurmamız lazım. En sevmediğim iş hanım dolduruyor benim. Ben sadece imzamı atıyorum. Hatta imzayı bile ona atıyorum bazen. Şimdi yayından da çıkacak ama. Yani çok şeyle uğraşıyorsun. Bir de esas işiniz var, onu yapmaya çalışıyorsun. Çok kolay bir şey değil yani. O yüzden o başarılar daha anlamlı oluyor. Biz de yani öğrenciler istekli olunca biz de yani o heyecanı, o mutluluğu yaşamak adına biz de elimizden geleni yapıyoruz ama tabii ki de yapacağımız çok daha şeyler vardır. Onları da yapmaya gayret edeceğiz. Yeter ki öğrencilerimiz istekli olsunlar, onlar bir şeyleri başarmak için hevesli olsunlar. Biz her zaman onların destekçisiyiz. Bu şekilde. Onlar da belli zaten. Biraz böyle bir heyecan Evet, da var. çok iyi Heyecan bir grup. olmadan Öğrenci olmaz. grubumuz da çok iyi. Seni başarılar için şimdiden biz de heyecan duyuyoruz. Evet. İvmelenmişler belli yani. Bu saatten sonra bu iş çok daha iyi yerlere getirilebilir. Güzel çalışmalarla. Yani kelimeyle ilgili özellikle kelime işin bel kemiği olduğunu herkes düşünüyor. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. IELTS bölümünde siz de öğrenmişsinizdir. Ben bir İngiliz edebiyat çıkışlıyım. Guessing the meaning from the context. Yani bir kelimeyi metinden tahmin etmeye çalışma eğitimi bence abartmıyorum ama 30 bin kelime öğrenmekten, ezberlemekten daha iyidir. Yani 30 bin kelime mi öğreneyim ben? Yoksa bir kelimenin okuduğum yerden anlamını çıkartabilmeyi mi öğreneyim? Ben ikinciyi tercih ederim. Bunun örneği de şu aslında. Bunu zihin zaten kendi yapıyor çok basit şekilde. Bir roman okuyorsunuz. Biraz böyle hani Arapça kelimelerin de olduğu bir roman düşünün. Mesela Kürk Mantolu Madonna vardı. Bir ara popülerdi hatta. Madonna'yı başka Madonna zannedenler çıkmıştı hatırlarsınız. Yani Kürk Mantolu Madonna'yı okurken mesela orada bir sayfa içerisinde 4-5 tane bilmediğiniz kelime çıkıyor. O kelimeleri gördüğünüzde moralinizi bozmuyorsunuz. Mesela kadına çok büyük bir aşk duyuyordu. Mamafih kadın onun aşkına karşılık vermedi. Şimdi sen kalkıp Türkçe sözlüğe bakıp mamafih neymiş deyip kitabı bırakmıyorsun. Ne yapıyorsun orada? Kadın çok büyük bir aşk, kadına çok aşk duyuyordu ama kadın aşkına karşılık vermiyordu. Yani ama demek diyorsun mesela. Çok merak edersen belki mamafiye bakıyorsun. Yani Türkçe'de zaten otomatikman yaptığımız bir kelime gördüğümüzde onun anlamı ne olabilir diye etrafındaki kelimelerden tahmin etme işini İngilizce'de de yapmaya başladığınızda artık ben kelime ezberlememe hiç gerek yok. Algısını, tabii bu en az bence gözlemlediğim kadarıyla 4-5 ayda oturuyor. Şimdiden başlarsanız Eylül ayından sonra okuduğunuz her şeyi anlayıp kelimelerini tahmin edebilir hale getirirsiniz kendinizi. Bunu yaparken de biz özellikle ben kendim gruplarımda kullanıyorum. Benim gruplarım kim biliyor musunuz? Dil sınavlarına girdiğinde şu anda bazıları 8 doğru yapabilen kişiler. Yani 8, 9. Yani hayatlarında dil bölümü hiç olmamış, İngilizce eğitimi hiç almamış neredeyse. Ortaokul İngilizcesi, lise İngilizcesi olan kişiler. Bunlar bile sözlükten kelime tahmin edip Longman ve Oxford'u kullanıyoruz genelde. İnternet sözlükleri bunlar. Bir sözlük almaya da gerek yok. Bunu bir kitap eşliğinde yapıyoruz. O kitapta kelimeleri tahmin etmeye alışıp sözlükten değişik örneklerle o kelimeyi besleyerek örneğin proses kelimesi mesela süreç anlamı var, işlem anlamı var, işleme sokmak anlamı var. Bunun değişik anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimeyi ezber değil öğrenme gerçekleşiyor. Görüldüğü bağlamda o kelimeyi kullanabilme gerçekleşiyor. Kelimeyi kısacası işlevsel öğrenmek ve bir kelimeyle karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilmek. Kelimeyi böyle halletmek bence çok çok değerli bir şey. Ben de buraya bir parantez açmak istiyorum hocam. Ben de bu şeyden hani müzdaripim. Dediğiniz gibi okumaya başlıyor çok bilmediği çiziyor altını. Bir kelime bakıyor, iki kelime bakıyor falan. Tabii ki bunu tahmin etmeyi öğreneceğiz. En temel şey bu. Bir de hani bazı kitaplarda derivatives falan diye geçiyor. Evet. Çocuk kelimeyi fiil olarak biliyor ama işte başka bir mesela isim olarak kullandığında bilmediğini söylüyor. Yani bu hani hangi ekler isim yapar, hangi ekler zarf yapar hani yani bir kelimeyi bildiğimizde aslında eş anlamlı, zıt anlamlı, türevleri falan aslında 10 kelime biliyoruz bazen yerine göre. Evet. Ona çok dikkat etmelerini istiyorum aslında. Şu an siz kelimeden bahsederken aklıma geldi. En çok setlerimizde öğrencilerin ihmal ettiği, zorlandığı şey de o oluyor. Ya çok garip geliyor bu arada. Sen bu kelime, şu kelimeyi bilmiyor musun? Biliyorum. İşte o isim yapılmış hali falan oluyor mesela. Hani onu... Distinguished, distinctive, distinctively, distinct Evet. kökleri mesela değil mi? Ona dikkat çekmek İşte istedim bunu ben de. Emre şey çok güzel yapıyor. Sözlükler çok güzel yapıyor. Yani sen bir Longman sözlüğü açtığında orada o kelimenin fiil hali, isim hali, sıfat hali, zarf hali varsa bu şekilde türeterek farklı kelimeler değil aslında buyu bir kere de görmek. Yani bunu
ilk önce egzersiz olarak sunduğunda ben de çok zorlanıyordum. Öğrenciler de çok zorlanıp bıkkınlık haline geliyor. Ama bunu önce bir ortamda çalıştığında, bunun böyle olduğunu bütünsel gördüğünde parçalayarak sonra egzersizde kolay olduğunu anlayabiliyor. İlk egzersiz dayayınca ters tepiyor genelde. Bizim önceki grubumuzda biraz öyle oldu. Kitabın o kısımları gelince şey yapıyorlardı böyle. Evet. Yapılmak için her şey her yıl deniyorlardı. Evet. Yani sözlükler bence çok değerli kelime öğreniminde. Bizim hocalar diyordu İngilizce sözlük kullan, ne hiç ne kullanacağız, nasıl kullanacağız bilmiyoruz. Onun eğitimini de düzenli olarak vermek, empoze etmek, örnek olmak başta mutlaka gerekiyor. Ben bir de şeyi hatırlayabilirim. Bizim Mehmet Ali Bilici diye bir arkadaşımız vardı. Tabii ben çalışma prensibi olarak bunu asla tekrar önermiyorum ama çalışmıyordu. Editlerde açıp kitap gibi İngilizce sözlük okuyordu. Hatta dalga geçiyorlardı gidiyordu falan. Ama o onu o kadar çok hani geliştirdi ki yani tabii ki yeterli kadar soru çözeceğiz, yapacağız. Sadece bu şekilde siz de alın sözlük okuyun demek istemiyorum ama sürpriz bir şekilde yani birçok kelime alıştırması yapan kişiden daha çok başarılı olduğunu gördük. Sırf böyle zevk için her gün bir saat iki sözlük okuduğu için yani mesela. Bir evet. Sayfadan başlıyordu. Sözlüğü sonuna kadar işte birkaç ayda bitiriyordu falan böyle. Ve çok faydasını görmüştü. O aklıma geldi. Oxford'da olmanın sözlükler deyince onu söyleyebilirim. Yani kelimeleri salt bir yerden öğrenmenin yararlı olduğunu söyleyen insanlar var. Ama kelimeyi bir yerden Türkçesiyle ezberlemenin ben kişisel olarak çok yararlı olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine kafayı kelime koklar ve o kelimeyi alır eğitimi çok değerli. Şimdi mesela ben sınava girdim. 16 yıldır öğretmenim. Sınav içinde benim bilmediğim kelimeler var. Bu yöntemle yani kelimeyi tahmin etme yöntemiyle şu da gelişiyor. Benim için bu kelime gereksiz galiba'yı da fark ediyorsun. Yani her kelimeyi bilmeme de gerek yok. Mesela işte kronotip diye bir kelime var mesela. Dün akşam öğrendim ben. Her insanın bir vücut uyku kronotip saati varmış. Şimdi ben onu sınavda mesela çözdüm, doğru yaptım. Ama benim kronotipi bilmem gerekmiyormuş. Dil öğrencilerin bence ayıklamaları gereken şeyler de var. O da sözlük öğrenme yöntemiyle çok güzel geçiyor. Hani bu kelime teknik kelime zaten. Benim bunu bilmesem de soruyu çözebiliyorum. Ya bir soruyu çözmeniz için her kelimeyi bilmem gerekiyor algısında. Aslında ben bir soruyu çözmek için gerekli kelimeleri bilmem gerekiyor. Bu gerekli kelimelerin de sayısı eğer bir soruda 10 tane varsa 7'sini bilerek soru çözebilirsin. Ama dil öğrencisinin bakışı ben 2 kelime biliyorum. Daha öğreneceğim 8 kelime var. Nasıl yapacağım? O moral bozukluğu yaratıyor ama 2 kelimeden işte 6-7 kelimeye çıkmak çok da büyük bir moral bozukluğu yaratmasa gerek. Yani kelime işi biraz yönteminizi doğru kurgulamakla alakalı başta. Hani başta nasıl kurarsan öyle gider ya, ikili ilişkiler de öyledir. Yani arkadaşın seni kullansın diye ayarlıyorsan, bütün ilişki boyunca o seni kullanacaktır. Başta güzel koyarsan kuralları kendin içinde çok daha güzel olur. Aranızda kime en yüksek yapıyor? Var mı öyle? Hemen topu atacağınız birisi. Ben şey yapayım, yarın bu saatlerde size bildireyim hocam. Şaka yapıyorum ya, kızıştırmaya çalışıyorum evet. Sadece. Ya biz mesela şöyle bir yöntemi izledik açıkçası. 11. sınıfta direkt böyle şeye girmek değil de sınav deneme odaklı. Hı-hı. Ama şimdi bütün soru tiplerini gösterdik ama önceden de görmüştük bunu. Bayağı bir yazma ve okuma çalışması yaptık. Mesela kendileri öğrencilerin hani bir verilen bir konu hakkında mesela bir sayfayı doldurabilecek şekilde hani anlamlı bir şekilde yazı yazması hani sanki bana şey izlenim verdi. Bu, özellikle paragraf sorularında işte topic sentence, işte supporting idea ya da işte conclusion sentence oralarda o manaları kurmakta kendi güzel paragraf yazabilen bir insan daha avantajlı oluyor gibi düşündük. Bir de doğru düşünce. Şey var hocam mesela kelimeler dediğiniz gibi dönüp dolaşıyor. Mesela bizde ne oluyor? Son dönemde hemen başlıyoruz işte 2000'den 2010'dan işte son 10 yıl, son 15 yıl neyse. Ve 5-10 tane kelime var. Bir önceki yıl çeldirici. Bir sonraki yıl en alakasız. Evet. Bir sonraki yıl doğru cevap. Dönüp dolaşıyor böyle mesela. Şeyi tavsiye edebilirim. Bilmiyorum sizin öğrencilerinize söylüyor musunuz da. Hani kelime sorusunu bazen bakıyoruz. 5 şıktan sadece bir tanesini biliyoruz ve o doğru oluyor. İşaretleyip geçiyoruz. Sonra diğer 4 şık bilmediğimiz kelimelere bakmıyoruz. Evet. Bir bakıp hani sonra dediğiniz gibi işime yarayacak kelime bir karar vermek lazım. Ama hiç bakmadan geçersek
Sonra sınava gireriz, bir bakıyoruz ki o bakmadığımız üç kelime doğru şıklar ve biz hiçbirini yapamıyoruz mesela. Hani en azından bir hani bütün ben hani şıklardaki kelimeleri ilk başlarda özellikle bir dönüp bakmasını tavsiye ediyorum öğrencilerin ama bilmiyorum siz paralel mi yoksa farklı kesinlikle bir görüş mü söylersiniz de. Yani umursamadığın şey başına sınavda iş açar. İşin özeti bu. Yani ya bakarım sonra işte bir ara toplayıp bakacağım dediğinizde o sizin artık başta koyduğunuz kuralın hep safsaklamasına neden olur. Yani bir deneme çözdün. O denemenin soru kelimelerini tabii ki sen bakacaksın. Başka bir deneme çözdüğünde veya başka bir test çözdüğünde tekrardan orada karşına bir şey çıktığında oradan başarı yakalayacaksın ve haz alacaksın. Evet ben buna çalışmıştım, hallettim. Yani her testte mutlaka bilmediğin kelimeler için, gerekli olanlar için özellikle mutlaka ve mutlaka doğru bir çalışma yapmak gerekiyor arkadaşlar. Yani ummadığınız taşın başı yarmaması için ve bence ben ona çok değer veriyorum. Hani 2022 yılı geldiğinde sınava girdiğinizde Haziran'da Temmuz-Ağustos gibi işte tercihler başlayacak. Ya siz sınav sonucunda sonuçlar elinize gelecek ya. Siz üniversiteyi seçin mesela. Yani işte İstanbul Üniversitesi İngiliz Edebiyatı mı okuyayım? Yoksa Kocaeli İngilizce Öğretmenliği mi okuyayım? Sen tercih et. Yani ben öğrencinin bu tercihine çok hayranım mesela. Yani bunu yapabilmek çok güzel bir şey. Diğer türlü ya acaba Kahramanmaraş Sütçü'yüm ama benim puanım yetiyor mu? İşte ne bileyim Muğla bilmem ne de mütercim açıklanmış. Acaba puan düşük olur mu? Orada seni ÖSYM seçiyor. Yani sen eline verme kozlar ama tabii bunu yapabilmek de, o ilk söylediğim yapabilmek de çok kolay bir şey değil. Yemeyeceksin, içmeyeceksin. Bazen haftalık duş sayını eğer 4 kere duş alıyorsan 2'ye indireceksin. Günlük yemek sayını 3 öğün yiyorsan 2 öğüne düşüreceksin. Yani bu fedakarlıklar olacak ki o istediğiniz üniversitenin keyfini yaşayacaksınız. Ondan sonra iyi bir ya İngilizce öğretmeni ya da farklı bir meslek edinip yurt dışını gezeceksiniz. Yani çok güzel imkanlar var dili bölümü öğrencileri için. Haz alırsınız. Yani hayattan haz alarak devam edersiniz. Tabii diğer bölümler de iyidir de dil bölümü bence başkadır yani. Belki hocam birden mesela sorunca aklınıza gelmez ama hani diğer bölümlere göre kısıtlı tercih imkanı var gibi gözüken bir bölümümüz ya, insanları kafasında pek canlandıramıyor o artılarını. Hani şey diyor, tercümanlık var, öğretmenlik var. Yani tercümanlık var, öğretmenlik var. Ne yapacağız ki başka falan hani gibi bir şey oluyor. Hani belki sizin hani arkadaşlarınızdan başka tarzda işler yapan ya da bu öğretmenlik mi okusun, tercümanlık mı daha faydalı, belki başka dallara geçen, belki yurt dışında yaşamaya başlayan birileri var. Belki öyle bir örnek verebilirsiniz. Şimdi mesela sizin Gökçeada'dan mezun olan Serkanların gruptaydı. Mavi gözlü çocuğun adı mesela şu anda Türk Hava Yolları'nda çok iyi bir yerde sürekli geziyor. Ben ya de bir ekleme yapabilir miyim hocam? Tabii. Mesela Merkez Bankası'nda bile çalışma imkanınız olabiliyor sekreter olarak dil evet. bölümlerinden mezun olup. Yani çok diplomatlığa kadar yolu var. Aslında çok geniş, çok geniş bir alan. Ama tabii biz biraz hani dar açıdan bakıyoruz. Öğretmenlik işte tercümanlıkla sınırlandırdığımız için pek değeri bilinmiyor diyelim. Öyle ama çok iyi yani, çok iyi imkanları var kesinlikle ve her şeyden öte bence iyi bir dil bölümü öğrencisi liseden mezun olunca bile yani çok iyi bir dil seviyesine sahip oluyor. Yani kesinlikle. Lise mezunu çok iyi bir dil seviyesine sahip oluyor. Bu bile başlı başına çok büyük bir avantaj bence. O yüzden bölümümüz çok kıymetli gençler. Sizler de bunun hakkını verin yani sonuna kadar ve geleceğinizi güzel şekillendirin. İnşallah hocam, için, doğru söylüyorsun. Bunun için hocamın dediği gibi şey yapmak lazım. Ya devlet için, devlet işlerinin yoğun döndüğü büyük şehirlere ya da turizmin döndüğü yoğun olduğu yerlere gideceksiniz. Yani ne bileyim Doğu Anadolu bölgesindeki bir üniversitenin falanca bölümüne gittiğinizdekiyle yani İzmir'de, Ankara'da, Muğla'da, Çanakkale'de ya da turizm açısından bakarsanız yani karşınıza çıkabilecek imkanlar bir olmayacak tabii ki. Yani burada işte mezun olduktan sonra ne iş yapacağım, bu işin alanı geniş mi değil mi diye düşünmektense bence artık zaten bu dil bölümünden bir yere gireceğiz biz. Bu dil bölümüyle devam edeceğiz hayatımıza. Yani önümüzdeki 1,5 yılımızda bununla geçecek. Hatta daha kısa bir zaman. O zaman bu dil bölümünün bir hakkını vermek lazım. Dil bölümünün hakkını vermek, doğru çalışmak, İngilizce ile beraber matematiğe güzel yüklenmek. Tabii zaten Türkçeniz iyi olmak durumunda. İşin gerçeği bu.
dil alanında öğretmenlerinizin sizi yönlendirdiği çalışmaları daha farklı algılayarak yapmak. Bunu şöyle açayım. Mesela bir öğretmenin sana diyalog soruları nasıl çözüldüğünü gösterebilir. Ama sen o yöntemle çözmeye başladıktan sonra kendin farklı bir çözüm yöntemi geliştirirsin. Ve bunu uygularsın, denersin. Hocana dersin, hocam ben böyle çözüyorum ve sonuç aldım. Denemelerde de bunu denersin. Artık kendine soru çözme noktasında farklı bir yer açmış olursun. Yani bence işin esas noktalarından biri de bu. Bir öğrenci öğretmeninden öğrendiği çok değerli. Ama onun üzerine koyup kendi bulduğu çalışma yöntemleri o tarz öğrencilere hayatta da çok güzel kapılar açıyor. Ya bizim bildiğimiz yöntemler öğretmen olarak en iyi yöntem olmak zorunda değil. Sizin geliştirdiğiniz yöntemler en iyi yöntem. Bu da tabii zaman ayırmakla, kafa patlatmakla, bazen moral bozulduktan sonra o moralin bozukluğuna rağmen çalışmakla alakalı bir şey. Bir de evlerdeyiz. Çok bence büyük bir nimet bu sizler için. Yani cumartesi pazar herkes evde. Ve bu iş bence, geçen sene ben diyordum, kızıyordu arkadaşlarım bana pandemi ilk başladığında. Ben pandemi başladı, Milli Eğitim daha kapanma kararı almadan birkaç bilimsel bu alanda uzman arkadaşım var, akademisyen. Onlarla iç içe olduğumuz için ne yapayım diye 3 kişiden fikir aldım. Bu işi bilenler onlar. Biri çok yakın arkadaşım hatta, mikrobiyolog. Abi dedi, bence direkt kapat dedi, bu iş 2 yıl sürecek dedi. İşte o dönem işte şey diyorlardı, 3 ayda biter, 4 ayda biter. Aşı gelecek 6 ayda biter, 7 ayda, her şey. Bitmedi. Şimdi ona soruyorum. Bu iş 2022-2023'ten önce de bitmeyecek gibi görünüyor. Şimdi bu bir karamsar bir tablo. Ama bu karamsar tabloyu geçen sene dikkate alıp, mesela YÖK dilde 36-25 puanı vardı bir öğrencinin. Akademisyen olmak istiyor. 10 ay çalıştık. Mayıs'tan YÖK dil Şubat'ın 28'inde yapıldı. 10 ayda 36'dan 97,5'a çıktı. Bunun dille hiç alakası yok. Dil öğrencisi olması hiç alakası yok. YÖK dil dediğim sınav sizin sınavınızın benzeri. 10 ayda yaptı bunu. 16-25 alan puan vardı. O daha da komik. Aynı sınıf arkadaşı bu kişiler. 16-25 87,5'a çıktı. Yani bir yıl sonra geldiği yer, bu iki öğrencinin akademide çok iyi yerler olacak artık. Onlarla beraber kursa başlayan öğrenci var. Onlardan daha iyiydi puan olarak da. Ama aldığı puan 52. Şimdi siz buradan bir yıl sonraki Nisan ayına gidin. Bir yıl sonra Nisan ayında, 12 ay sonra YKS dil netlerinizde 80'de 70 yapamaz mısınız? Bence çok iyi yaparsınız. Ve siz iki öğretmenle çalışacaksınız. 80'de 70. Çok düşük bir not gibi gelebilir hatta belki size. Bunlarla kıyasladığınızda. Ama bunun için yani ailenizle konuşacaksınız. Bana engel olmayın. Ben evde temizlikle uğraşmak istemiyorum. Ben şu işte uğraşmam. Ama hakkını da verin tabii karşılığında. Seneye bu zamanlar öğretmenlerinizle tekrardan konuştuğumuzda belki de herkes 80'de 70 doğruyu en az yapıyor olsun. Belki 78'e çıkanlar olsun aranızda. İnşallah. Olur yani. Var mı başka aklınıza takılanlar? Evet, arkadaşlar siz de isterseniz, genelde bunlar konuşkan ama tek tek ismen yönetmeyince konuşmuyorlar hocam. Ben size böyle şey yapsam, söyleme, illa ki bir soru sormak. Aa, süper soru sordu falan demeyeceğiz arkadaşlar. Buradan katkı sağlamak açısından söylemek ya da eklemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey varsa biz sizlere de küçük söz hakkı verelim bence. Hani biz böyle karşımıza alıp... Bak Kevser çok düşünceli mesela olmasa, bence. Kevser düşünceli, Kevser bir şeyler sormak istiyor bence. Buyur Kevser. Benim aslında bir yani sorum falan yoktu. Zaten canlı yayınlarınızı da izledik. Yani bir tanesini izledik, diğerlerini de izleriz. Çok aslında bir şeyim yok. Sadece bu şekilde. Kafanda ne var? Gönlünden nereye gitmek ve nerede okumak geçiyor? Aslında İngilizce öğretmenliği düşünüyordum şey yaparken. Ama tam olarak neresi olur onu tam daha kestiremedim. Ama büyük bir şehir olarak yani... İzmir, İstanbul, o tarz bir yer istiyorum. Bu şekilde. Güzel. İyi bir hedef bence yani. İzmir 9 Eylül'de var biliyorsun. Bayağı mezun olan öğrencilerin İngilizce altyapısı da çok iyi gelişmiş halde mezun oluyorlar 9 Eylül'de. Buca'yı sevmiyorlar, üniversitenin olduğu yeri, ama zaten Buca'ya gitmek zorunda da değilsin.
en az 1-2 yıl daha böyle online uzaktan uzaktan devam edeceğiz gibi görünüyor. Diana? Hocam ben şey soracağım. Cumartesi günü yayınınızı izlemiştim. Orada şey demiştiniz. 58'de 75 yaptılar 2 ayda diye. Kısa bir sürede nasıl hocam o kadar yükseliyorlar? Onu soracağım. Bunlar altyapısı olmuş olan öğrenciler oluyor bazıları. Belli bir altyapıya sahip oluyorlar. Orada yoğun bir program oluyor çalışma olarak. Yani çıkmış soruları çözüyoruz orada. İşte o yüzden çıkmış soruların etkisi çok fazla oluyor. Neden? Mesela çıkmış soruda çalışırken because of'la prior to'nun arasında kalıyor öğrenci. Ya prior to nedir kardeşim diye because of'a gidiyor. Ya da kelimede mesela atıyorum distinguish var seçenekte. Diğer seçenekte alakasız bir kelime var. Purify var mesela. Ya bu distinguish'tir diyor mesela. Yani çıkmış sorulara ağırlıklı çalışan öğrencilerde başarı artıyor. Bir de kaynakla ilgili Emre Hocam'la görüştük dersler önce. Yani ben şimdi mesela Dilko'yu kullandım. Çok uzun zaman Emre'lerle. Dilko yayınlarını kullandım. YDS Akademi yayınlarına da baktım. Onun dışında ELS yayıncılık var. Şimdi onların son 3-4 yıl içerisinde içerikleriyle ilgili bilgim yok. Çünkü ben şunu gördüm. 3 yayın için de aynı şeyi söyleyeyim. Bunlar daha çok konu anlatım temelli hazırlıyorlar. Mesela atıyorum artık bildiğimiz için aynı dilden konuşabiliriz. Soru kökünde mesela that SVO yapısını veriyor mesela. That veriyor. Noun clause yapısı bu. Seçeneklerde sizden that yapısı alacak bir fiil istiyor. Aşağıda mesela Jason claim that buluyorsun, işaretliyorsun. Ama sınav böyle değil artık. Ya da bambaşka bir şey. Cümle tamamlama sorusu. Yukarıdaki tense verb 2, aşağıdaki tense 3 tanesi verb 1, 2 tanesi verb 2. Tense'de ne diyorsun? Seçeneklere bakıyorsun. Verb 2, verb 2 olan anlamı bulun buluyorsun. Ama sınav öyle değil. Yani sınavda artık sadece anlam dayalı sorular var. Mesela cümle tamamlamadan başladık. Oradan bir tık daha ilerleyelim. Cümle tamamlama sorularında benim özellikle öğrencilerle geliştirdiğim ve başarıyı yakaladığımı düşündüğümüz yöntem şu. Soru kökünü okuyorsun. Cümle tamamlama. Ve boşluğu tahmin ediyorsun Türkçe olarak kafanda. Aşağı iniyorsun cevabı buluyorsun. Mesela nedir bu? Oldu oldu bir cümle var mesela. Diyor ki endüstri devrimi insanların hayatlarında belli kolaylıklar sağlamış olmasına rağmen bir duracaksın orada aşağı inmeden. Ha, belli şeylerde de sıkıntılar getirmiştir diye bir tahmin yapacaksın. Yani orada negatif bir şey arayacaksın. Bir iniyorsun aşağıya 3 tanesi pozitif. Bu şekilde atıyorsun. Ve bazen öyle şeyler oluyor ki öğrencilere, ben kapatıyorum mesela seçeneği derslerde. Tahmin edin diyorum. Öğrenci bazen birebir tahmin ediyor mesela. O da sana şunu getiriyor sınavda. Bu soruların birinci sorudan 80. soruya kadar hepsinde uygulanması gereken bir strateji. Artık taktik, teknik, tuktik, zamandan ele, detten ele, virgül gör yap. Onlar tamamen bitti. Yok öyle şeyler. Tamamen anlayarak çözeceksin soruları. Bunun için de sana kaynak olarak önerim, öğrenci olarak sana, öğretmen arkadaşlarıma da destek anlamında, gerçekten sınavı anlayan bir kaynak. Size konu anlatan kaynak değil, size sınavı anlatan kaynak. Özet o. Diye düşünüyorum. Bu da tabii iyi bir araştırmayla oluyor. Teşekkür ederim hocam. Siz hocam kendiniz mi değerliyorsunuz mesela kendi çalışmalarınızda? Aynen. Kitapları kendimiz derliyoruz. Çıkmış sorulardan böyle ufak ufak alıyoruz aralarına. Ama genelde kendi sorularımız oluyor. Tolga? Hocam biliyorsunuz ben pek soru soramıyorum ama dinliyorum. Yani. Tolga'nın ses kalitesi çok iyi. Bence bir hedeflerini anlatsın bize birazcık. Yani. Bizi hem şey çok spiritüel bir yerden katılıyorsun herhalde. Şöyle bakıyorum arka. Evet, arka taraf kilise mi yoksa cami saray mi? Geldi abi. Saray mı? Bilmiyorum. Evet, en azından Tolga'nın aslında şey, dünyası çok geniş. Ya? Çok geniş de, hayır ben bilmiyorum diyecek, susacak şimdi biliyorum. İlla ki bir soru sormak zorunda değilsin Tolga. Bize bir şeylerden bahset lütfen, buyur. Söz sende şimdi. Malı Arap Faik'ten alayım. Demeyeyim de. Kime veriyor malı?
Oraya söylemesem daha iyi olur kayıt altında olduğu için. Yani bize sıkıntı çıkabilir. Gene Arap payı verme çünkü o sıkıntı olur. Mantıksız olur o zaten Aynen. biraz da. Kafanda ne var? Nereye gitmek istiyorsun? Bir yıl sonra, 1,5 yıl sonra hangi üniversite için heyecanlanıyorsun? Ben Erasmus düşünüyorum yani Hmm. buradan gitmek biraz da. Hangi şehrin sokağında gezeceksin yurt dışına gittiğinde? Ha, pek fark etmez. Çoğu hoşuma gidebilir. Mesela ben Almanya. 4 yıl İtalya'nın sokağında gezdim. 4 gün boyunca. Bizden çok kötülerin gezici olarak. Gittim buradan böyle 4 gün boyunca gezdim. İspanya'ya gittim. Sokağında gezdim. 3 gün gezdim. Portekiz'de gezdim 2 gün. Oradaki gençlerle konuştum. Yani esnafla, halkla falan girdim. Onlar da başka ülkeye kaçmak istiyorlar. Almanya'yı bilmiyorum. Almanya başkadır tabii. Finlandiya başka. Ama Portekiz'dir, İspanya'dır, Fransa'dır. Ben bunları 8 yıldır anlatıyorum arkadaşlarım. Abi oralar gerçekten kötü. Ya Avrupa kötü olur mu falan. Bakın şimdi mesela İtalya'daki ölüm vakalarını düşünün. Portekiz'e bakın ya da Fransa'ya bakın. Yani bizden ekonomik olarak çok iyiler. Kültürel bağlamda ben iyi olduklarını düşünmüyorum. Oraya gidip görmüş biri olarak. Ha şey de demiyorum. Canım memleketim, Türkiye'm falan böyle şarkılar da söylemiyorum ama ya ben döndüğümde burayı çok özlüyorum. Bir de ben Çanakkale'yi çok seviyorum. Belki o da ayrı olabilir ama yani o kadar mükemmel değil ama Finlandiya bambaşka, bak onu söyleyeyim. İşte Bir buralara git, bir gitmek git için gör de Tolga. keşke, keşke. Orada bir Arap faik bul bence. Sonra yapacaktır onu ya. Ya Fransa biraz daha farklı özellikleri var da İspanya, İtalya biz aynı Akdeniz özellikleri birebir benziyor zaten. Aynen. Elif Sude Korkmaz. Sen ne düşünüyorsun? Ben hocam aslında ilk dil seçeceğim zaman rehber öğretmeniyle işte üniversitelere bakmıştık bayağı. Sadece bir üniversite değil böyle yani dil yani işte bu bölümle ilgili gidip hangi üniversiteler var, hangisi güzel falan diye. Yani Hangisi düştü gönlüne? valla önümde 8 tane üniversite var. Tek bir tane değil. Say hepsini hızlı bir şekilde. Akdeniz, Eskişehir, Ege, 19 Mayıs, Atatürk, Mersin, Sakarya, Pamukkale. Bunları Güzel. bulmuştuk. Harbiden Bunlardan sekizmiş. Ben saydım bir yandan da sekizmiş harbiden. Bir tanesi daha böyle bir göze çarpıyordur. Ama puan yetecek mi yetmeyecek mi kaygısı da olabilir tabii burada. Onu düşünüyor olabilirsin. Öyle mi? Düşünme, dene. En yüksek puan nereye kadar çıkabiliyorsun? Bana mesela biri şey deseydi hani o dershanede ilk sınav olduktan sonra siz yarın olacak mısınız ya? Yani 75 soruda 11 net, hani 100 soruda 20 net diyelim falan en fazla. Gerçek sınavda kaç yaparsın deselerdi bana. Ben de ara sınıftayken girdim bu arada. Sizin gibi böyle Nisan ayının sonlarına doğruydu. Valla 80 verseler razı olurum derdim. 80 doğru yeter derdim. O 94 yaptı. 98 yaptı diğer arkadaşım. Furkan şey Tolga gibi o da yurt dışına kaçmak istiyordu. 5 yıl Amerika'da yaşadı geldi. Lanet olsun Amerika'ya dedi geldi. Hatta fuck dedi böyle İngilizce olarak. Yani oluyormuş yani. İngilizce küfür etmek günah değil bu arada. Rahat olabilirsiniz. Sporculara böyle Türkçe küfür edince kırmızı kart, İngilizce Evet. küfür edince bir şey vermiyorlar. Çünkü hadi oradan diye çevirebiliyorsun onu. Sıkıntı yok. Neslihan Neslihan hiç kendini göstermedi bize galiba. açıkla Tuğçe göstermedi. Neslihan'ın Hiç göstermedi. gerçekse. Neslihan, duyuyor musun bizi? Buyur bakalım. Öyle soracak bir şeyim yok ama şeyi merak ediyorum. Hani ne zaman İngilizce, hani küçüklükten beri İngilizceye karşı bir şeyiniz var mıydı? Yoksa hani başka şeyler mi İngilizce okumanızı tamam? Yönlendirdi. Çok güzel bir soru bence. Ben şimdi Bursa'da yaşadım lise sona kadar. Orta 3'te Çanakkale'ye geziye geldim ben. Burada kordonda indik Japonlar vardı. Ben böyle İngilizceyi derslerde de severdim. Kordonda da millet uyurken otobüste saat 6.30'da indik.
Ben otobüste indim. Japonları buldum. Japonlarla deli gibi konuşmaya başlıyordum. Sonra lise 1'de bir daha geldim. Bir yıl sonra. 2 yıl sonra pardon, hazırlık okudum. Ben dedim Çanakkale'de okumak istiyorum. Ve İngilizce bölüm okumak istiyorum. Yani benim kafamda İngilizce ile ilgili bir şeyler yapmak mutlaka vardı. İngilizce yatıp İngilizce kalkıyordum. Yani bu bir hevesti aslında benim için. Ama hevesin üstüne bir de Çanakkale hevesi geçti. Yani ikisi birleşince kendinize böyle o yüzden böyle spesifik hedefler de belirlemekte yarar var. O yüzden Elif'e dedim hani hepsini istiyorsundur da gönlünde böyle bir daha bir başkadır. Yani bir alışveriş merkezine Helsinki'ye girdiğinde oradaki bütün bluzlar hoşuna gidiyordur da bir tanesi daha böyle bir gözüne çarpıyordur. Böyle daha böyle sende güzel durur o yani denedikçe. O yüzden onu belirlemekte büyük yarar var. Yani dili sevmek zaten, dili sevmedikten sonra dil bölümünde olmanın pek bir yararı yok. Artık hani önceden kaçıyorlardı bizim zamanımızda, bizden sonra biraz matematik yok diye kaçılan bir yerde ama şimdi kaçtığında matematik daha çok seni bulan bir yer. Yani bu konuşmada benim aklınızda kalmasını istediğim temel şeylerden biri o aslında. Yani bir yılmadan devam edeceksin. Tamam. Çıkmış sorular çözeceksin. Dille ilgili kelimeni doğru yöntemle geliştireceksin. Matematiği de her zaman mutlaka baş tacı edeceksin. Yani bugün yoksa başlamıyorsan yarın mutlaka matematiğe başlaman gerekiyor. Ben de ekleyeyim. Konuşmayı sevdiğim için sürekli dalıyorum ama bazen velilerimiz soruyor. Sizin velinizle de görüşüyoruz sürekli. Hocam ne yapalım, nasıl çalışacak, nasıl artacak diye. Ben diyorum ya İngilizce bir şey yapmayın, onu biz yapacağız. İmkanınız varsa matematik dersi aldırın. Evet. Hocam şaşırıyorlar hatta şey İngilizce böyle bir hani nereden çıktı birden matematik diye ama yapılabilecek şey o. Çünkü bir önceden gelen bir endişe, korku ya da böyle ne bileyim olduğu için insanlar ertelemeyin. Çünkü şöyle bir şey olacak işte. O Sinan Hocam'ın bahsettiği zamanlar geldiğinde biz İngilizceyle çok yoğun böyle acayip şeyler yapıyor olacağız. Evet. Sürekli ödevler, sürekli çıkmış sorular, sürekli bir başka uygulamalar. O anda ben döneyim de bir sıfırdan hadi matematikte anlamadığım yerlerden başlayayım şeysi olmayacak. Eğer o zamanlar beklerseniz şu olacak. Matematik sıfır olursa kaç yaparım? 80 yapar mıyım? Türkçe'de 38 yapar mıyım? Ama işte onlar da çok gerçekçi olmuyor. Her alandan hata çıkabiliyor. O yüzden matematiğe özellikle dedi hiç başlamadıysanız direkt bu akşam başlayın yani. Zannettiğinizden daha çok etkili. Yani bunu okul müdürlüğüyle de görüşürüp matematik dersini daha da arttırabiliriz. İşte benim öğrencilerim gelmeye başladılar yavaş yavaş. Züleyha hoş geldin. Ders başlayacak birazdan. Sizin çok çok söylemek istedikleriniz varsa alayım. Yavaş yavaş bir ara verip sonra ben de derse kaçacağım. Bunun devamını yaparız. Daha fazla da yaparız. Çok çok biz şey yapmayalım. Öğrencileri de bekletmeyelim hocam. Siz daha fazla vaktinizi almayalım. Katkılarınızdan dolayı çok memnun olduk. Öğrencilerim adıma da söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha başka etkinliklerde, bir şeylerde tekrar bir araya geleceğizdir diye ümit ediyorum böyle. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Hocam, ben de teşekkür ediyorum. Tanışımıza çok memnun oldum. Umarım tekrar ilerleyen zamanlarda sizlerden faydalanma imkanımız olur. Sağ olun destekleriniz için. Ben teşekkür ederim Şidem Hocam. Allah azim kuvvet versin size de. Kolay iş yapmıyorsunuz inşallah. Güzel sonuçlarda buluşuruz hep beraber. Tamam, sağ olun. Gençler siz şey benim zıma geliyorsunuz hemen. Kaybolmayın bir yere. Hadi görüşürüz bakalım arkadaşlar. Başarılar. Kolay gelsin herkese. Hoşçakalın hocam. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.